sünnet hastane ortamında cerrahi yöntem yapılan bir işlemdir. İstanbul Times TV olarak sokak röportajlarımız kapsamında halka sünnet deyince aklınıza ne geliyor diye sorduk. Aldığımız cevaplardan sonra bu sefer Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin yolunu. Normal Müslüman adet olarak geliyor aklıma. Bakın şey gelmiyor. Kişinin erkek olması geliyor aklıma. Erkekliğin ilk adımı. Sağlık. Ya 8 aylıkken yaptık. Doktorlar mı böyle tavsiye etmişti? Doktorlar tabii ki. Sünnet olmak gelince aklıma bir tek şey geliyor. İstersen şimdi söylemeyeyim. Herhalde erkekliğe, erkekliğe başlangıç. Derler büyüklerimiz. Erkeklerden eksiliyor diyeyim dedim yani. Temizlik. Çocuklarla ilgili çocukların sünneti geliyor aklıma. Bu istemediğim bir şey yani. Daha sıkıntılı bence yani sünnet. Daha sıkıntılı çünkü yani. Şimdi tabii ki sünnet sağlık bakımından normal şeydir yani. Olması gereken bir olaydır yani. Ama sağlık için de sünnet şarttır yani. Sünnet basit bir işlem değildir. Sünnet, penis başını örten derinin cerrahi olarak çıkartılması işlemidir. Sünnetin M.Ö. 6000'li yıllarda yapıldığına dair kanıtlar Mısır uygarlığına dayanır. Tarihte Mısırlılar, Yahudiler ve Babililerin sünnetli oldukları bilinir. Günümüzde sünnet tüm dünyada oldukça sık uygulanan bir işlemdir. Müslüman ve Musevilerde sünnet, dini bir adet olarak kabul görür. Amerika Birleşik Devletleri'nde oran %20 civarındadır. Sünnet yapılmasının öncelikli nedeni bilindiği gibi dinsel ve kültüreldir ama artık günümüzde yapılması sağlık açısından da önem taşır. Sünnetle alakalı merak edilen soruları Doçent Doktor Hüseyin Kılıç Aslan hocamıza sordu. İşte aldığımız cevaplar. Şimdi sünnet dünyada en çok uygulanan cerrahi müdahale. İşte dünyadaki erkekler arasında %30 oranında bir orana sahip ve Yahudi ve Müslüman toplumlarında tamamına yakın sünnetli. Basite indirgenen ama o kadar da basit olmayan bir işlemdir. Özellikle ehil kişilerce yani uzman hekimlerce yapılması gerekiyor. Şöyle bir oran vereyim size. İşte ehil kişiler ve yani uzman hekimlerce yapılırsa 1000 sünnetten birinde sünnet sonrası sıkıntı olma olasılığı var. Bunu eğer işte sünnetçi dediğimiz veya bu işin ehli olmayan kişiler tarafından sünnet yapılırsa bu oran 100'e çıkıyor. Yani 1000 çocuktan 100'ünde sıkıntı olma olasılığı ortaya çıkıyor. 100 kat artıyor. Yani buraya dikkat çekmek istiyorum. Neler yapılmalı öncesinde? Öncelikle bu iş bir hekim işi. Tabii ki. Önemli. Çünkü cerrahi bir işlem. Cerrahi bir işlem ve bir de hekim işi. Öncesinde iyi bir fizik muayeneyle ve anemnezle dediğimiz hikayesini dinleyerek çocuğun kan hastalığı var mı, alerjik rahatsızlığı var mı ve buna benzer işte kasında bir sıkıntısı var mı, pipisinde bir sıkıntısı var mı veya testislerinde bir sıkıntısı var mı? Önce bunları bir görüp tespit edip arkasından sünnet kararı vermek önemli. Peki ehil olmayan insanlar tarafından yapılırsa ne sıkıntılar bizi çok bekliyor? Önemli. Hangi sıkıntılar artıyor? Onları söyleyelim. En başta kanama. Eğer bir kanama pıhtılaşma bozukluğunu biz tespit edemiyorsak öncesinden durdurulamayan bir kanamayla karşılaşabiliriz. Onun ardından özellikle glans penis dediğimiz pipinin başıyla ilgili sorunlar olabilir. İşte buranın yaralanması olabilir, kesilmesi olabilir. Bir de sünnet sırasında kullandığımız koter aleti dediğimiz bu kanamayı durdurucu aletin yakmasına bağlı yine burada yanıklar oluşabilir. Bunlar çok ciddi sorunlar. Bunların telafisi de yok ve onarılması da çok zor. Bunlar önemli. Bunların dışında en sık rastladığımız çok kesilmesi veya az kesilmesi veya orantısız kesilmesi sünnet derisinin. Bunun dışında enfeksiyon. Tabii dediğim gibi hekim olmayan kişilerde bu enfeksiyon olasılığı belki de en çok artanlardan birisi bu. Bunun dışında dikiş hattında özellikle kist dediğimiz yapılar bunlar daha sonra düzeltme gerektiriyor. Bunlar olabiliyor. Bir de sünnete engel bir durumunun tespit edilememiş olması çocuğun. İşte çift deliği olması.
veya pipisin ön tarafa doğru işte 30-40 dereceden fazla eğik olması. Bunların hepsi aslında sünnete engel durumlar. Bunları hekim tespit edebilir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunları elimine ettikten sonra, bunları gördükten sonra sünnet kararı verilmesinde fayda var. Otomatikman buradan çıkan sonuç, az önce verdiğim oranda düşünürseniz, sünnet ehil kişilerce, uzman hekimlerce yapılması gereken, basite indirgenen ama o kadar da basit olmayan bir cerrahi müdahaledir. Tıbbi olarak doğru sünnet, doktor tarafından hastanede ve ağrı duyumunu engelleyecek koşullar sağlanarak yapılmalıdır. Sünnet, cerrahi bir girişimdir ve her cerrahi girişim gibi komplikasyonları olacaktır. Hastane koşullarında komplikasyon sıklığı daha azdır ve özellikle kanama gibi yaşamı tehdit edebilecek sorunlara hızlı müdahale edilebilir. Çocukları evde biraz alıştırmak lazım, psikolojik olarak alıştırmak lazım, korkutmamak lazım. Genellikle çok küçük yaşta, yeni doğduğu zamanlarda bu çocuklar için psikolojik bir sorun olmuyor ama belli bir yaşa geldiği zaman artık 5 yaş, 7 yaş, 10 yaş gibi yaşlarda biraz sorun oluyor. Onları da güzel ikna edilirse lokal anestezi ile kolay yapılabiliyor. Bazen çok korkular olduğu zaman genel anestezi ile de yapmakta fayda oluyor. Steril malzemeler kullanılıyor. Eldivendi veya dikiş iplikleri falan steril atramatik malzemelerle yapılıyor. Daha sonra bu dikişleri almak gerekmiyor. Ve ayrıca yani bazen fimoz istediğimiz veya işte sünnet derisinin pipisine yapışık olduğu durumlar olabiliyor. Bunlar da güzelce görülebiliyor. Yani sünnet esnasında bir takım ilave işlemler gerekiyorsa onlar da rahat rahat yapılabiliyor. Genellikle sünnetten sonra bazen çocuklarda işte belli bir saat sonra ağrıları başlayabiliyor. Onun için ağrı kesici analjezik ilaçlar kullanması gerekiyor. Sünnet olacak çocuklara şimdiden rahat olsunlar, korkmasınlar, merak etmesinler diyorum. Aileler de heyecanlı olmasınlar, onlar da rahat olsunlar.